Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız güzel kardeşlerim? Hamdolsun bizler çok iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Şimdi ne yaptık? Bismillah dedik, koyulduk yola güzel kardeşlerim. Yoldan açılışı yapayım istedim eşcağızımla birlikte. Hastaneye doğru gidiyoruz bakalım. Yeğenimi götüreceğim. Biraz orada işlerimiz var. Daha sonra döneceğiz eve bakalım. Ne yapalım? Yeni gelen güzel kardeşlerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ablanıza güç olmaya devam edin. Kocaman bir aile olalım inşallah, Allah nasip ederse. Evet, şimdi biz yola çıktık bakalım. Daha saat kaç? Bu saatlerde bile hava o kadar çok sıcak ki. Rabbim yardımcımız olsun, gerçekten çok sıcak. Çalışanlara Allah güç versin. Dışarıda çalışanlara gerçekten zor. Hani biz azıcık 40 yılda bir dışarı çıkıyoruz diyelim, dayanamıyoruz ya, dışarıda çalışanlar ne yapsın, Allah yardım etsin diyoruz. Şimdi şöyle sizi öne doğru alayım, biraz çekim yapayım bakalım size. Evet güzel kardeşlerim, akşam misafirlerim vardı, komşularım geldi. Geç saatlere kadar oturduk güzel kardeşlerim. Güzel geçiyor ama hastalıklar da çok ilerlemiş. Bilmiyorum ne olacak sonumuz. Gerçekten yani çok zor. Çok zor, çok. Çok herkes dikkat etsin değerli kardeşlerim. Bu süreçten bir an önce kurtulalım. Yoksa yani hiç kurtulacak gibi değiliz, bilmiyorum. En çok neye üzülüyorum? Çocuklar tekrar okullar açılmazsa ona çok üzülüyorum. Çünkü çocukların okulları hep alt üst oldu yani. Evet, ben konuşmayayım şimdi, biraz çekim yapayım size. Evet güzel kardeşlerim, biz halen yollarda devam ediyoruz, şöyle göstereyim. Bursa'm o kadar güzel ki değerli kardeşlerim. Cennet cennet. Yeşiliyle yani her yerin memleketi çok daha bir başka, ama Bursa'mda hem tarihiyle hem yeşilliğiyle gerçekten muhteşem. Yeşilliğiyle derken güzel kardeşim. Evet güzel kardeşlerim, yeşillik diye söyledik. Hazır aklıma gelmişken de söylemek istiyorum. Manavgat'ta yangın. Allah beterinden korusun, geçmiş olsun Manavgat diyorum. Manavgat'tan takip eden güzel kardeşlerim var, hatta benim görüştüğüm Safiye kardeşim var. Gerçekten geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Allah beterinden muhafaza eylesin. Ateş tabii ki kim yaktıysa Allah bildiği gibi yapsın diyoruz, ne yapalım. Ateş gerçekten oyun oynanacak bir şey değil, büyük bir şeydir, tehlike. Bak onca dünya kadar, kim bilir ne kadar çok canlı yandı yani, yazık, ben çok üzülüyorum. Onun için çok hatta şeye, pikniğe falan gidildiği zaman gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir durum. Her şeyden önce yeşillik, doğa gidiyor, bir de onun içerisinde var olan, onun içerisinde, o doğanın içerisinde beslenen birçok canlı var. İnsan gerçekten çok üzülüyor. Bu arada çok sarsılıyoruz, kusura bakmayın değerli kardeşlerim. Arabanın içinden çekim yaptığım için hakkınızı helal edin diyorum. Büyük geçmiş olsun Manavgat diyorum. Allah beterinden muhafaza eylesin, tekrar söylüyorum. Safiyeciğim büyük geçmiş olsun. Biz yola devam edelim bakalım. Evet değerli arkadaşlar, şu an otobüse bindik, hastanede işimizi bitirdik. Şimdi farklı bir yere doğru gidiyoruz bakalım. Evet güzel kardeşlerim, Bursa'da işlerimizi bitirdik, eve geldik, biraz dinlendik tabii ki, hamdolsun çok sıcak olduğu için biraz kendimize mola verdik. Şimdi akşam için, tabii ki akşama daha var ama yine tekrar söylüyorum, yemeklerimi hazırladığım zaman en büyük yük gitmiş oluyor benden değerli kardeşlerim. Şimdi
Fırında dolma yapacağım. Bu akşamki menümüzde şöyle biberim dönmüş, onu da düzelteceğim. Sosu salça, domates salçası, biber salçası, biraz zeytinyağı koydum içerisine. 1,5 su bardağına yakın su takviyesi yaptım. Şimdi bu hazır. Bunu fırına vereceğim. Yağlı kağıt örteceğim üzerine. İçerisinde de normal klasik herkesin bildiği gibi pirinç var, soğan var. Ne kadar soğanı fazla tutarsanız o kadar güzel tatlı oluyor değerli kardeşlerim. Bir de böyle fırında çok daha güzel oluyor. Tencereden çok çok daha güzel oluyor. Tavsiye ederim denemenizi. Gerçekten 10 numara oluyor. Daha sonra maydanoz var. Dereotu koydum biraz içerisine. Biraz da kuru nane var. Hazırlık. Biraz da acı biber koydum içerisine. Toz pul biber. Ondan sonra bu böyle hazır. Şimdi fırına vereceğim. Yağlı kağıdını örteceğim üzerine. Göndereceğim fırına bakalım. Şimdi burada neyim var? Tabii ki burada da şöyle kara şimşek kaynatıyorum. Artık kaynadı aslında. Onu kapatmam lazım. Evet. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Tahta kaşıkla. Evet, harika olmuş güzel kardeşlerim. Suyunu da çekmiş. Bu akşam da böyle olsun istedim. Yanına da semizotu salatası yapacağım. Semizotu salatası yapacağım. Bol marullu falan, ekşi kuzu kulağıyla falan birlikte çok da güzel oluyor. Yeşillik yapacağız. Daha ne olsun? Rabbime binlerce kez hamdolsun değerli kardeşlerim. Şimdi bir de dışarısını göstereyim. Bunun altını ben kapatayım artık. Olmuş. Evet, unuturuz. Yanar Allah muhafaza. Evet, şimdi sizi balkona doğru götüreceğim bakalım. Evet güzel kardeşlerim, almış olduğum vişnelerimi de şimdi kasenin içerisine, leğenin içerisine koydum. Bunları da temizleyeceğim ama ilk önce şöyle bir balkonu göstereyim size. Bu arada yemeğimi attım fırına, yavaş yavaş pişmeye başlasın. Yağlı kağıdı mutlaka koyun değerli kardeşlerim. Bu sefer birden yanar, yazık olur yemeğiniz. Ama deneyin derim, gerçekten çok güzel oluyor. O zaman şöyle bir balkona doğru gidelim bakalım hep birlikte. Evet değerli kardeşlerim, şöyle bir balkona doğru gidelim bakalım. Ne var ne yok şöyle bir görelim. Evet. Herkes havuzda yüzüyor. Çok sıcak. Evet, şöyle balkoncuğumu da gezelim değerli kardeşlerim. Bakın ablaları. Benim burası cennetim. Evet. Şurada da orkidelerim var ablaları. Evet, bakın şu sepeti bile değerlendirdim güzel kardeşlerim. Şöyle şu tarafa bir gidelim bakalım. Ne var ne yok. Benim minnaklarım nereye gitmiş? Of, bugün çok kalabalık havuz. Şöyle göstereyim size. Tabii ki ben de giriyorum. Ama arada giriyorum. Yarın Allah nasip. Bugün zaten Bursa'da işlerim olduğu için giremedim. Yarın Allah nasip ederse girmek istiyorum bakalım. Şöyle bir 5 dakika oturayım. Daha sonra o vişnelerimi temizlemem lazım. Salatalık yeşilliklerimi sirkeli suyun içerisine koyacağım. İş çok bitmiyor. Evet güzel kardeşlerim. Evet bakalım.